Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Kanalımda sizlere TYT Türkçe konu anlatımı ve AYT Edebiyat konu anlatımları ile birlikte Limit ve Karakök yayınlarının Türkçe ve Edebiyat soru bankalarını çözmüş olacağım. Yeni konu anlatım videolarına kanalımda sınav ajandası oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türkçenin temel konularından biri olan sözcük türleriyle konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. Sözcükler cümle içindeki kullanımlarına göre şu görevlerde kullanılır. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil olmak üzere arkadaşlar bir sözcüğün cümle içinde 8 tane görevi vardır. Bunların muhakkak ikinci adlarını da öğrenelim. Çünkü sınavda ÖSYM ikinci adlarıyla da arkadaşlar sorular sorabiliyor. ÖSYM bu konuyla ilgili sorularını ise şu şekilde sormaktadır. Yukarıda altı çizili sözcüğün türü nedir derse ya da aşağıdaki altı çizili sözcüğün çeşidi nedir derse veya altı çizili hangi sözcüğün görevi farklıdır derse arkadaşlar biz buradaki 8 tane unsurun var olup olmadığına bakıyoruz bunlar arasındaki ayrıma dikkat ediyoruz arkadaşlar. İsim ve fiil arasındaki farka bakmış olalım. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar? İsim diğer adıyla ad denirken iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere de fiil diğer adıyla da eylem denmektedir. İsim ile fiil ayırt etmenin arkadaşlar 3 tane önemli yolu vardır. Birincisi fiiller mastar eki olan mak ekini alır ki en çok da arkadaşlar bu yöntem kullanılır. Mesela koş sözcüğüne mak ekini getirdiğimizde koşmak anlamlı bir bütün oluşturuyor. Dolayısıyla koş sözcüğü nedir? Fiildir. Ben saat kelimesine getirmiş olayım. Saat mak olur mu arkadaşlar? Olmaz. Olmadığı için de saat sözcüğü nedir? isim görevinde kullanılır. İkinci kuralımız fiiller şimdiki zaman eki olan yor ekini alır arkadaşlar. Yine okuma kelimesine getirelim. Bakın okuyor. Anlamlı mı? Evet. Anlamlıysa okumak sözcüğü nedir? Fiildir. Ben bunu göz kelimesine getireyim arkadaşlar. Bakın göz yor ya da gözü yor da diyebiliriz. Anlamlı mı? tabii ki değil. Anlamsız olduğu için arkadaşlar göz kelimesi de isim görevinde kullanılır. Yine fiiller olumsuzluk eki olan ma me ekini alır. Mesela kaç kelimesine bakalım. Kaç ma dersem anlamlı mı? Evet. O zaman kaç sözcüğü nedir? Fiil görevinde kullanılmıştır. Arkadaşlar ben çanta kelimesine getirecek olursam bakın çanta mı dersem çanta ma anlamlı oluyor. Fakat çanta burada arkadaşlar isim görevindedir. M yelik ekidir. Buradaki A da yönelme hal ekidir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar kaçma dersem olumsuz anlam var. Çantama dediğinde ise herhangi bir olumsuz anlam söz konusu değil. Buradan da bunu ayırt edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli bir notumuz var. Nedir bu? Arkadaşlar eş sesli sözcüklere çok dikkat edelim cümlede. Çünkü bu sözcükler cümle içindeki anlamına göre hem isim hem de fiil oluyor arkadaşlar. Bunları cümle içindeki anlamına göre değerlendirmek lazım. Bakın başından geçen olayları tek tek yazdı ifadesinde yaz kelimesi iş, oluş ve hareket bildirdiği için arkadaşlar nedir? Fiil görevindedir. Onun en çok sevdiği mevsim yazdı ifadesinde ise yaz sözcüğü mevsim adı olarak kullanılmaktadır. O yüzden bu da nedir arkadaşlar? İsimdir. Görmüş olduğunuz gibi yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olduğu için eş seslidir. Dolayısıyla da cümle içindeki anlamına göre değerlendirdiğimizde Birisi fiil, diğeri de isim görevinde kullanılmıştır. Yine usta bütün ya sınıfları boyadı ifadesinde boyamak iş, oluş ve hareket bildirdiği için fiildir. Onun en çok sevdiği kırmızı boyaydı ifadesinde ise boya renk yerine kullanılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla da bu sözcük nedir? İsimdir. Sesteş sözcükler yazılışları ve okunuşları aynı üstteki fiil görevinde, alttaki de isim görevinde kullanılmıştır. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edelim. Özellikle bu yönden sorular gelmektedir. Sözcük türlerinden isimler konusuna geçiyoruz. Somut ve soyut, varlık ve kavramları karşılayan sözcüklere ad, diğer adıyla isim denir. Şu başlıklar altında inceliyoruz arkadaşlar isimleri. Varlıklara verilişlerine göre adlar, varlıkların sayılarına göre adlar, ve varlıkların maddelerine göre adlar olmak üzere 3 başlık altında incelenir. Varlıkların verilişlerine göre adlar ise tür yani cins ad ve özel ad olmak üzere iki ayrılır. Tür cins ad aynı türden varlıkları karşılayan adlara denir ki doğada bunlardan bir sürü bulunmaktadır. Bakın insan, hayvan, şehir, ülke gibi sözcükler isimdir arkadaşlar. Tür cins adıdır. Doğada bunlardan bir sürü bulunmaktadır. Özel ad, aynı türden varlıklar içinde tek bir varlığı karşılayan adlara denir. İnsan dedik, bakın sıla dersem, hayvan limon dersek, yine şehir İzmir dediğimizde ya da İtalya dediğimizde bunların tam bir benzeri söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden bunlar özel isimdir. Özel isimlerinde nedir? İlk harfleri her zaman büyük yazıdır. 2. Varlıkların sayılarına göre adlar. Bu da kendi içinde 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Tekilat, çoğulat ve topluluk adı olmak üzere. Tekilat bir varlığı karşılayan isimlere denir. Bakın kutu, doktor, vazo, perde bir varlığı karşıladığı için bunlar tekilattır. Çoğulat ad Çoğul ekir larler ikini alarak birden fazla varlığı karşılayan sözcüklere denir. Üstteki tekilleri çoğullaştıralım isterseniz. Bakın kutular, doktorlar, vazolar ve perdeler gibi. Bunlar da larler ikini alarak birden fazla ismin yerini tuttuğu için çoğul isim olarak kullanılmaktadır. Topluluk adı ise çoğul eki almadan birden fazla varlığı karşılayan isimlere denir. Bakın, aile anne baba ve çocuklar, jüri birden fazla insan, komisyon birden fazla insan, aşiret birden fazla insan ve birden fazla aile, deste birden fazla, demet yine birden fazla, sürü, orman, ordu gibi ifadeler çoğul eki almadan birden fazla ismin yerine geçtiği için topluluk adı olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bazı sözcükler cümle içinde kullanımlarına göre hem topluluk adı hem çoğul ad hem de tekil ad olabiliyor arkadaşlar. Bakın dün okulun tüm sınıfları boyandı ifadesinde sınıfları kelimesi nedir? Larler ekini aldığı için çoğul addır arkadaşlar. Burada sınıf okullar arası bilgi yarışmasına gitti ifadesinde ise sınıf öğrenciler yerine kullanılmış birden fazla öğrenci yerine kullanılmış bu da nedir yine bu da topluluk adıdır dolayısıyla sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımlarına da dikkat etmek gerekiyor geçtik varlıkların maddelerine göre adlar bu da somut ve soyut adı olmak üzere ikiye ayrılır somut ad 5 duyu organından biriyle algıladığımız varlıkları karşılayan isimlere denir. Nedir bunlar arkadaşlar? Bakın, ekşi, ses, koku, masa, sıcak gibi sözcükler beş duyu organıyla algılanabildiği için somut addır. Soyut ad, beş duyu organıyla algılayamadığımız varlıkları karşılayan isimlere denir. Nedir bunlar? Hayat zaman, akıl, sevgi gibi sözcükler beş duyu organıyla algılanamadığı için soyut ad olarak kullanılmıştır. Adlarda küçültmeye geçiyoruz. Adlarda küçültme sözcüğün sonuna getirilen cık ve cağız ekleriyle yapılır. Cümlede kullanımına göre bu ekler cümleye farklı anlamlar katmaktadır. Bakın adacık, ve kuzucuk dediğimde adanın küçüğü adaya yakın anlamında kuzucuk kuzuya yakın anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bu iki sözcükte cümleye küçültme anlamları katarken teyzeciğim dediğimde ise tam bir sevgi ifadesidir bu. Kızcağız bu da acıma duygusunu ortaya koyar. Elmacık ise arkadaşlar elmadan elmacık olmuş. Elma isim soylu sözcükken Elmacık da nedir? İsimden isim yapım ekidir. Kemik yerine kullanılıyor. Anlamını değiştiriyor. Bazı ifadelerde de kızıldan kızılcık, sözden sözcük gibi ifadelerde de görüldüğü gibi arkadaşlar bunlara da dikkat etmek lazım. Sözcüğün anlamını değiştirdiği için cıkçı cık eki bazen yapım eki olarak da kullanılmaktadır. Geçiyoruz hal durum eklerine. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var arkadaşlar. Burada bu konuyu kısaca anlatıp geçeceğim. Çünkü ileride ekler konusunda bu konuyu detaylı bir şekilde sizlere yeniden anlatacağım. Burada anlatmamın nedeni ise çeşitli soru bankalarında sorular sorulmaktadır. Sorular gelmektedir. O yüzden arkadaşlar kısaca değineceğim. Bunu öncelikle belirtmiş olayım. İsimlere gelerek onlara yönelme, yaklaşma, bulunma, ayrılma ve belirtme anlamları katan eklere denir. Kendi içinde aslına bakarsanız 4'e ayrılır. Ama ek almamış yalın hali de vardır arkadaşlar. Bunu da sayarsak 5 tane hal eki vardır. Hal durumu vardır diyebiliriz. Yönelme yaklaşma hal eki E-A ekidir. Eve dersem arkadaşlar bakın buradaki E nedir? Yönelme hal ekidir. Bulunma hal eki D-DA-T-TA'dır. Her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Evde dediğimde ise de bulunma hal ekidir. Ayrılma çıkma hal eki ise den, dan, ten, tan ekidir. Genellikle eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katar. Evden örneğinde olduğu gibi. Belirtme hal eki ı, i, u, ü ekleridir ki eklendiği sözcüğü nesne yapar arkadaşlar. Nesne görevinde kullanılır genel itibariyle. Mesela Ali camı kırdı desem bakın kırdı yüklem kim? Ali özne. Neyi kırdı? Camı nesne. Buradaki ı da arkadaşlar belirtme hal ekidir. Yalın hal adın durum eklerinden birini almamış halidir ki buna da ev örneğini verebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hal eki almamıştır. Geçiyoruz isim tamlamalarına arkadaşlar. İsim tamlamaları konusunu ben size İlerleyen günlerde yine detaylı bir şekilde anlatmış olacağım tüm özellikleriyle birlikte. En az iki adın bir araya gelmesiyle oluşan sözcük gruplarına denir. Isim tamlamaları kendi içinde dörde ayrılır. Arkadaşlar tamlamalarda en az iki sözcük var dedik. Bakın birinci sözcüğe biz tamlayan, ikinci sözcüğe de tamlanan adını veririz ki özellikle tamlanan ne ekini alır arkadaşlar? İyelik ekini alır. Peki iyilik ekleri nedir? S kaynaştırma harfi olarak kabul edecek olursa I, I, U ve Ü eklerini alır. Tamlanan eklerimiz nedir? ın, in, un, ün ekleriyle birlikte nın, nin, nun ve nün ekleridir arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde isterseniz bu dört tane isim tamlamasını görmüş olalım. Belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar belirtili isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da ek alır. Bakın artık yolun sonu görünüyor ifadesinde. Yolun sonu. Anlamca bir araya gelmiş. Bir birliktelik oluşturmuş iki sözcük. Tamlayan ve tamlanan eklerini aldığı için arkadaşlar nedir bu? Belirtili isim tamlaması olarak bilinmektedir. İkinci tamlamamız belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayan ek almıyor arkadaşlar. Tamlanan ek alıyor. Ben çok gurbet yolu bekledim ifadesinde. Bakın gurbet yolu ek almamış. Buradaki u iyelik ekidir. Dolayısıyla birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için bu da nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. 3. Takısız isim tamlaması iki şekilde yapılır neyden yapıldığı, neye benzediği şeklinde. Burada arkadaşlar hem tamlayan hem de tamlanan ek almaz. Düğünde demir kapı kırıldı ifadesinde bakın demir kapı kapı ek almamış, demir de ek almamış. Kapı neden yapılmış? Demirden. O yüzden arkadaşlar iki sözcük bir araya gelmiş, anlam bilgisi oluşturmuş. Bu da takısız isim tamlamasıdır. Demir yumruk onun lakabı ile ifadesinde ise burada da neye benzediği var arkadaşlar. Yumruk isim. Yumruğu neye benzetmiş? Demire benzetmiş. Bu da isim. Dolayısıyla iki sözcük bir araya gelmiş. Aralarında anlam ilgisi var. İkisi de kalmamış. İkinci sözcüğün neye benzettiğini görüyoruz. Bu da arkadaşlar takısız isim tamlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü isim tamlamamız ise zincirleme isim tamlaması. Burada da en az 3 tane adın bir araya gelerek kendi içerisinde anlam ilgisi kurması gerekiyor. Bakın okulun spor salonu kapandı. Arkadaşlar okulun salonu kendi içinde tamlama kurmuş. Spor salonu bu da kendi içinde tamlama kurmuş. 3 isim bir araya gelmiş. Okulun salonu dediğimde belirtili isim tamlaması. Spor salonu dediğimde ise belirtisiz isim tamlaması oluşturarak zincirleme isim tamlaması meydana getirmiştir arkadaşlar. İsimlerle ilgili son konumuza geçiyoruz arkadaşlar. İsimlerde yapı. İsimler yapıları yönüyle üçe ayrılır. Basit isim, türemiş isim ve birleşik isim olmak üzere. Basit isim yapım eki almayan isimlere denir. Yapım eki neydi arkadaşlar? Sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. Şimdi biraz sonra türemiş isimde göreceğimiz için zaten örneklerini basit isme hemen örnek verip geçelim. Mesela mendil örneğini verelim. Kuş örneğini verelim. Simit örneğini verelim. Ya da bardak örneğini verelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu isimler kök halindedir. Herhangi bir yapım eki almamıştır. Anlamını değiştiren bir ek yoktur. Bundan dolayı da bunlar basit isim olarak kullanılmıştır. Türemiş isim ise yapım iki alan yani sözcüğün anlamını değiştiren ekler alan isimlere denir arkadaşlar. Bakın çantacı kelimesinde olduğu gibi çanta isim köküdür. Çantacı dediğimde anlam değişiyor. Çanta bir eşya çantacı onu satan anlamındadır. Dolayısıyla anlam değiştiği için buradaki c isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de nedir? Türemiştir arkadaşlar. Odunluk kelimesine baktığımızda ise odun ağacın kesilmiş hali. Odunluk bunların konduğu yer arkadaşlar. Anlam değişiyor. İsimden isim yapım iki almış. Dolayısıyla odunluk sözcük de nedir? Türemiş isimdir. Et isim kökündedir. Etten etçil olmuş etle beslenen anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla anlamının değiştiğini görüyoruz. Bu da isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu da türemiş isimdir. Sevgi, sevmek bakın fiil kökü. Sevmekten sevgi olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Anlam değişiyor. Dolayısıyla gövde haline bakacak olursak sonu itibariyle bu sözcükte nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Yapmak fiildir yine iş oluş ve hareket bildiriyor. Yapmaktan yapıt olmuş. Artık fiilden isim yapım eki almış bir varlığı bir kavramı karşılıyor. Sonu haline bakacak olursak yine bu da isimdir. Bu iki sözcükte yapım eki aldığı için ve son haliyle isim olduğu için bunlar da türemiş isim olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz birleşik isme. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere denir. Farklı şekillerde oluştuğunu görüyoruz. İki tane adın birleşmesiyle oluşur. Bakın ayak isim, kap da isim ikisi birleşerek birleşik ismi oluşturmuş. Bilinç isim, alt isim yine ikisi de birleşerek birleşik ismi oluşturmuş arkadaşlar. Ad ve fiilin birleşmesiyle oluşur. Gece isim, konmak fiil. Bu seferde isim ve fiilin birleşmesiyle oluşmuş kül isim, basmak fiil yine isim ve fiilin birleşmesiyle oluşmuş birleşik isimlerdir. İki fiilin birleşmesiyle oluşur. Bakın kapmak fiil, kaçmak bu da fiil, iki tane fiilin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik isimken uyumak fiil, gezmek fiil iki fiilin birleşmesiyle oluşmuş birleşik isimlerdir. Sıfat ve ismin birleşmesiyle oluşan birleşik isimler. Bakın taş isim, hangi taş? Beşiktaş. Sıfat artı isim birleşik isim oluşturmuş. Köy isim, hangi köy? Yeşil köy. Bu da sıfat, sıfat artı isim birleşik isim oluşturuyor. Ad ve sıfat fiilin birleşmesiyle oluşanlar. Arkadaşlar can isim, kurtarmak fiil. Anası mezar dikecekmişten. Sıfat fiil Dolayısıyla isim artı sıfat fiili oluşmuş birleşik isim. Bakın dalga isim, kırmak fiil, anası mezar dikecekmişten yine sıfat fiille oluşmuş bir birleşik isim görülmektedir. Yansıma sözcüklerin birleşmesiyle oluşanlar var. Pat pat ve gır gır hatta arkadaşlar çıt çıt gibi isimler nedir? Yansıma sözcüklerle oluşan birleşik isimlerdir. Bunlar da bu şekilde değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.